Bu videoda popülasyonların nasıl düzenlenebileceği konusunda biraz daha sizinle e, bir düşünce egzersizi yapmak istiyorum. Biraz daha kafa yormak istiyorum. En geniş anlamda popülasyonların düzenlenmesini iki farklı kategoriye ayırıyoruz arkadaşlar. İlki yoğunluğa bağlı düzenleme. Yazalım. Yoğunluğa bağlı düzenlenme düzenlenme demin düzenleme dedim pardon düzeltiyorum yoğunluğa bağlı düzenlenme ilki bu. Bir de yoğunluğa bağlı olmayan düzenlenme var. Buna da yoğunluktan bağımsız düzenlenme diyoruz. Yazalım bunu da. Yoğunluktan bağımsız düzenlenme. İlk olarak yoğunluğa bağlı olan düzenlenmeyi inceleyelim. Gözümüzde canlandırmamız kolay olsun diye buraya bir tablo çizeceğim. Şimdi bu eksen popülasyon ekseni olsun. Kısaca P yazıyorum. Bu eksende zaman eksenimiz olsun. Buna da kısaca T yazıyorum. Önceki videoda bir tavşan popülasyonundan bahsetmiştik, hatırlarsınız. Çünkü tavşan örneğini kullanmayı seviyorum. Bir tavşan popülasyonunun üstel olarak nasıl büyüyebileceğini konuşmuştuk. Her ay belli bir yüzdeyle artan tavşan popülasyonu üstel bir büyüme sergiliyordu hatırladınız mı? Ama bunun sonsuza dek sürmesini bekleyemeyiz demiştik. Çünkü eğer tavşanlar üstel olarak çoğalmaya devam edebiliyor olsaydı kısa süre içinde tüm dünya yüzeyini kaplarlardı. Hatta önlerinde herhangi bir engel olmadığı takdirde tüm evreni doldurabilirlerdi. Ama önlerinde bir takım engeller olduğunu biliyoruz. Çünkü çevrenin taşıma kapasitesi belli. Birazdan taşıma kapasitesinin ne olduğundan ve nasıl belirlendiğinden bahsedeceğiz. Belli bir bölgedeki tavşan yoğunluğu sürekli olarak artarsa, burayı başka bir renkle göstereyim. İşte o zaman yoğunluğa bağlı etkenler devreye girer. Buna yoğunluğa bağlı sınırlandırıcı etkenler de diyebiliriz. Peki popülasyonun bu taşıma kapasitesinin çok çok üstüne çıkmasını engelleyen, yoğunluğa bağlı sınırlandırıcı etkenler nelerdir? İlk akla gelen kaynaklar için rekabet. Kaynaklar için rekabet. Akla gelen ilk örnek de tabii ki besin kaynakları oluyor. Solda 1800'lerin ortalarında Avustralya'da çekilmiş bir fotoğraf görüyorsunuz. O yıllarda Avustralyalıların yüksek tavşan popülasyonu sorunuyla cebelleştiğini biliyoruz. İlk olarak avlanmak için bölgeye getirilen bu tavşanlar sonra ee, bayağı hızlı şekilde yani tavşanlar gibi üremeye başladılar. Tahminlere göre bir noktada bölgedeki tavşan popülasyonu 1 milyarın üzerine çıkmıştı. Ay ah canım ne kadar sevimli ay cici cici diyebilirsiniz. Oysa... Bu bir noktadan sonra devasa bir sorun haline geldi. Tavşanlar ekinleri talan ediyorlardı. Çiftlik hayvanlarının yiyeceği otları yiyorlardı. Yani aslında bu büyük bir tavşan istilasıydı. O halde uğruna rekabet edilen kaynaklardan biri tavşanların yediği otmuş. Ama resimdeki toprağın çorak olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni tavşanların oradaki tüm bitkileri yemiş olması olabilir. Evet kaynaklar için rekabet. Kaynaklardan biri besin. Bu konuda anlaştık. Diğer bir kaynak da doğal olarak su olabilir. Öyle değil mi? Çevrede sadece belli bir tür organizmayı hayatta tutmaya yetecek kadar su olabilir. Ve burada büyük oranda hayvanlardan söz ediyoruz ama bitkiler veya bakteriler için de aynı durum geçerli. Bu durum tüm organizmalar için aynı. Mesela söz konusu bitkiler olduğunda Işık önemli bir kaynak haline gelebilir. Bir bölgede sonsuz sayıda bitkinin yetişmesini engelleyen şey nedir? Su bir etkendir. Topraktaki besinler bir etkendir. Işığa erişim de bir etkendir. Yoğun bir yağmur ormanı örtüsü altında bitkilerin bulabildikleri her boşluğu kullanarak ışığa erişmeye çalıştıkları fotoğrafları görmüşsünüzdür. Başka örnekler de var tabi. Mesela bitkilere pek uymasa da barınak ihtiyacı. İnsanlar veya birçok hayvan saklanmak, üremek ve benzeri gereksinimler için bir barınağa ihtiyaç duyar. İşte belli bir bölgede popülasyon yoğunluğu çok yükseldiğinde popülasyonun nerede sabitleneceğini bu kaynaklar belirliyor. Dolayısıyla burada bir önceki videodan hatırlayacağınız bir lojistik eğri oluşuyor. Bir yerden sonra artış yavaşlıyor ve popülasyon taşıma kapasitesine yakınsamaya, yaklaşmaya başlıyor. Aslında çok istikrarsız koşullar hakimse eğer popülasyonun taşıma kapasitesinin biraz üstüne çıkması da mümkün. Öyle bir şey olur ki popülasyon bu sınırın biraz üstüne çıkar, sonra biraz altına iner derken böyle sönümlü bir e, sinüsoidal şekil ortaya çıkar. Yani sinüsvari, sinüsoidal bir şekil ortaya çıkar. Bu da mümkün. Yoğunluğa bağlı başka ne gibi etkenler sayabiliriz peki? Düşünelim. Örneğin tavşan popülasyonu bu kadar yoğunlaşmışken yırtıcı hayvanların tavşanları patır patır avlaması çok daha kolay olacaktır değil mi? Çünkü sağa sol her taraf tavşan. Yani karınlarını daha kolay doyururlar. Yazalım. Yırtıcı hayvan etkileri. Veya kısaca yırtıcılar diyelim. Bir popülasyon yeterince geniş ve yoğun hale geldiğinde yırtıcı hayvanlara gün doğar. Çünkü yemek bulmak için çok uğraşmak zorunda kalmazlar. Ne elimi sallasam tavşan diye düşünür yani. Bir diğer etkense ki diğerleri kadar çabuk akla gelmeyebilir bu. Şöyle anlatayım. Yüksek yoğunluklu bir popülasyonda mesela insan popülasyonu için bunun e, Avrupa Orta Çağında e, hatta modern zamanlarda bile bazı örnekleri var. Ama tabii yine tüm organizmalar için geçerli bu söyleyeceğim. Yüksek yoğunluklu bir popülasyonda etkileşim daha çoktur. Daha çok temas vardır. Su gibi kaynaklar daha çok paylaşılır. Ne olur sonuç olarak hastalık ve parazitler bir sorun haline gelmeye başlar. Yazalım. Hastalıklar ve parazitler. Böyle bir durumda hastalık ve parazitler çok daha hızlı yayılır ve popülasyonu sınırlandırma olasılıkları çok daha yüksek olur. Aklıma ilk gelen örnek büyük veba salgını. Orta Çağ'da veba'nın bir insandan diğerine, hatta bir fareden bir insana geçmesi oldukça kolaydı. Gelelim diğer etkeni. Şimdi bahsedeceğimiz etken aslında şu ana kadar bahsettiğimiz her şeyle bağlantılı. Adı da atık birikimi. Bunu da buraya yazayım. Atık. Eğer popülasyon yoğunluğu çok yüksekse ve her yer atıkla dolmuşsa, su ve besin kaynakları zehirlenebilir hastalık ve parazitlerin yayılması kolaylaşır. Özetle tüm bunlar taşıma kapasitesinin tanımlanmasına katkı sağlayan etkenler. Bir popülasyonun belli bir bölgede ne kadar yoğunlaşabileceğini bu tür etkenler belirliyor. Şimdi onlar da o bölgede kalmasın o zaman kardeşim gidip yeni yerler keşfetsinler diye düşünebilirsiniz. Bu tabii ki mümkün. Hatta birçok türün hikayesi de zaten böyledir. Mesela yabani sıçanlar bu özellikleriyle ünlüdür. Belli bir bölgedeki popülasyonları aşırı yoğunlaştığında gruplar halinde koşarak yeni bölgeler keşfetmeye giderler. Hatta bazen kendileri için pek de iyi olmayan yönlere de koşabilirler. İşte bunların hepsi yoğunluğa bağlı etkenler. Esasında bunların birçoğunu biyotik yani yaşamla ilgili etkenler olarak düşünebiliriz. Çünkü çevredeki diğer canlılarla ilişkilidirler. Yoğunluktan bağımsız etkenlerse abiyotik olma eğilimi gösterir. Çünkü diğer canlılardan bağımsızdırlar. Yoğunluktan bağımsız etkenlerin en yaygını doğal afetlerdir. Evet, yazalım bunu. Doğal afetler. Buradaki resimde bir orman yangını görüyoruz. Bu ormandaki geyik popülasyonu taşıma kapasitesinin yakınından bile geçmiyor olabilir. Buna rağmen orman yangını geyiklerin birçoğunu öldürebilir. Başka ne gibi doğal afetler sayabiliriz? Mesela sel veya tsunami ya da uzaydan başımıza düşen bir meteoroid, meteoroid mi söyleyemedim, meteoroid, asteroid diyeyim geçsin, evet. Dinozorların başına gelen sonuç da buydu. Bu gibi afetler dev popülasyonları kısa sürede yok edebilir. Dolayısıyla yoğunluktan bağımsız etkenler söz konusu olduğunda popülasyon artışı böyle devam ederken birden bir şey olur mesela bir orman yangını, sel veya başka bir şey. Popülasyon ne olur? Düşer. Ve belki de oradan tekrar yükselişe geçip en sonunda taşıma kapasitesine yakınsamaya yani yaklaşmaya başlar. Kim bilir? Önemli olan şu. Yoğunluktan bağımsız faktörler eğrinin neresinde olduğumuza hiç bakmaz. Her an gerçekleşebilirler. Bu yüzden de daha rastgele bir görüntü arz ediyorlar. Şimdi taşıma kapasitesi ve yoğunluğa bağlı etkenler üzerinde e, bayağı bir konuştuk. Aklınıza şu soru gelebilir. Peki ya insanlar? Elbette biz de bir türüz. O halde aynı prensip bizim için de geçerli olmalı. Peki yaşadığımız çevrelerde bizim içinde doğal bir taşıma kapasitesi var mı? Ünlü filozof ve bilim insanı Thomas Malthus'la ilgili bir video hazırlamıştık. Hatırlayanlar olacaktır. Malthus'un ileri sürdüğü hipoteze göre insanlığın büyük bir sorunu vardı. Çünkü popülasyonumuz üstel olarak artıyordu. Burası zaman. Burası popülasyon. İnsanlar için doğal bir taşıma kapasitesi vardı ve insanlık üstel olarak çoğalmaya devam ettiği için günün birinde mutlaka bu taşıma kapasitesine ulaşacaktık. İşte Thomas Malthus'un insanlar için var olduğunu ileri sürdüğü bu taşıma kapasitesine Malthusian Limit adı veriliyor. Malthusian Limit. Başlı başına bu konuyla ilgili bir video var izleyebilirsiniz. Malthus'a göre bu limiti açtığımızda veya ona yaklaştığımızda türlü türlü krizle karşılaşacağız. Taşıma kapasitesine eriştiğimizde artık yeterince besinimiz olmayacak ve muhtemelen bir açlık baş gösterecek veya salgın hastalıklar çok daha yaygın hale gelecek. Malthus'un tek yaptığı yoğunluğa bağlı etkenleri insan popülasyonlarına uygulamaktı. Sonucun insanlık için pek hoş olmayacağı kanısına vardı. Fakat insan popülasyonları özelinde ilginç bir durum var. İnsanlık her defasında taşıma kapasitesini yukarı taşımanın bir yolunu bulmayı başardı. Açıkçası bunu teknolojiye borçluyuz. Gün geçtikçe daha da başarılı yöntemlerle besin üretmeyi, hastalıklardan korunmayı ve atıklardan kurtulmayı teknoloji sayesinde başardık. Yani insanlığın günün birinde bu Malthusyen limite ulaşıp ulaşamayacağı sorusu aslında ilginç bir felsefi soru. Yoksa ilerleyen teknoloji sayesinde bu limiti ötelemeye devam mı edebileceğiz? Veya belki de insan popülasyonu doğum kontrolü veya aile planlaması gibi yöntemlerle kendi kendisini düzenleyerek nihai bir limite erişmekten kurtulacaktır. Kim bilir?